Şimdi gelelim. Beni gelecekte veya kısa vadede en çok heyecanlandıran hisselerden bir tanesi bu. Kesinlikle. Aynen devam diyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çıkmayı veya satmayı veya %3, %5, %10 kâr edip bırakmayı düşünmüyorum. Selamlar arkadaşlar, ben Massimo. Tekrardan bir borsa videosuyla karşınızdayım. Belki tanımayanlarınız vardır. Kendimi hemen kısaca tanıtayım. Ben Massimo, yaklaşık 9,5 senedir New York'ta ikamet ediyorum. Ticaret ile uğraşıyorum. E-ticaret ile daha doğrusu uğraşıyorum. Google Shopping gibi, Amazon gibi, eBay gibi, Etsy gibi marketlerde kendi ürünlerimizi satıyoruz. Bununla birlikte pandeminin hemen öncesinde borsaya merak salmıştım. Borsa ile ilgili de hani bu videoları sanki kendi günlüğümmüş gibi kendi kendime neler yaptıklarımı kayıt altına alıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Kanal çok hızlı bir şekilde büyüyor, görüyorum ve hepinize teşekkür ediyorum bunun için. Ve desteklerinize her zaman olduğu gibi tekrardan sizlerden rica ediyorum. Muhtemelen bütün YouTuberlardan duyduğunuz bir cümle olacak şimdi söyleyeceğim şey, ama bu videoyu beğenmeyi, kanalın altına herhangi bir yorumunuz varsa yorumunuzu bırakmayı ve aynı zamanda kanala abone olmayı da unutmayın. Kuvvetle muhtemel, daha evvelden de bunu söylemiştim, Amerikan borsalarıyla ilgileniyorsanız bu kanalda Amerika'da yaşayan birinin, yani Amerika'da yaşayıp herhalde New York'ta yaşayıp ülkenin dinamiklerini birebir her gün yaşayan bir insan olarak kendi günlüğümde sizlere anlatıyorum. Eğer ki kanalımıza katılmak isterseniz bundan memnuniyet duyarım. Bir ikinci eklemek istediğim bir şey, kanalda bilmiyorum reklam var mı? Lütfen aşağıya yazın reklam varsa, ama ben sürekli reklamları tamamen kapatıyorum. Bilmiyorum benim videolarımı reklamsız izliyor musunuz, ama sadece bilginiz olsun diye söylüyorum. Kanaldan hiçbir beklentim yok. Sadece dediğim gibi Amerika'da yaşayan biri olarak Amerika'da olan biteni sizlere birinci ağızdan, ilk gözden anlatmak istiyorum. Hepsi bu. Şimdi bu Webull'la ilgili çok fazla mesaj gelmeye başladı bana. Biliyorsunuz birkaç hafta evvel Webull'u tanıtmıştım. Sevgili arkadaşlar soruyorlar, Webull güvenilir mi de? Arkadaşlar Webull güvenilirdir. Webull Amerika'da bankacılık lisansı alan kuruluşlardan bir tanesidir. Dolayısıyla Webull böyle sizin ne bileyim belki Türkiye'de var mı bilmiyorum ama böyle merdiven altı diye tabir edebileceğimiz yerlerden biri değil. Webull gayet iyi güvenilir şirketlerden bir tanesi. Ben Webull'la ilgili bunları söylerken yani Webull'la ilgili tabii ki bir şeyim yok. Hani bir referansım elbette yok. Ama ben yaklaşık içeride iyi hatırı sayılır bir miktar tutuyorum. Benden çok daha büyüklerini biliyorum, tutanları biliyorum. Dolayısıyla Webull konusunda merak etmeyin. Zaten Amerika'da banka lisansını aldığınız zaman devlet zaten içerideki müşterinin parasını garanti ediyor. Yani olur da bir gün Webull'a bir şey olursa Amerikan devleti tıkır tıkır paranızı öder. Belki beni yeni takip etmeye başlamış olanlarınız vardır. Bunun için hemen hızlıca açıklıyorum. Sevgili arkadaşlar, burada Apple, Microsoft, Google alfabet yani diye geçiyor. Bunlar Tesla. Tesla'yı bakalım nerede? Tesla'yı da şöyle alalım. Ve tekrar bakıyorum. Apple, Microsoft, Google, Facebook ve Tesla. Bunlar arkadaşlar bizim alfa diye tabir ettiğimiz uzun vadeli almış olduğumuz hisseler. Ben genellikle borsa videolarını çekerken ve haftalık kapanışlardan sonra kendi düşüncelerimi sizlere aktarırken bu hisseleri çok da fazla içine katmıyorum. Zira bunları ben daha evvelden de tabiri caizse bunu söylemiştim. Evladiyelik aldım. Belki 3 yıl, belki 5 yıl, belki 10 yıl bu hisseleri tutmak istiyorum çocuklarımın geleceği için. Dolayısıyla bunlar benim alfalarım. Hani eğer ki aranızda varsa insanlar diyorsa ki ya parayı bir yere koyup şöyle bir 2 sene, 3 sene, 5 sene unutmak istiyorum. İşte tam da o hisseler, bu hisseler. Onun dışında bir de orta vadeli aldıklarım var ve bir de kısa vadeli aldığım hisseler var. Orta vadeli aldığım hisselerden bir tanesi Li Auto'ydu. Li Auto sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere Tesla'nın bir rakibi. Çin menşeli bir firma. Şimdi diyeceksiniz ki muhtemelen bu haftada sadece Li Auto ile birlikte değil birçok firmada satışlar gördünüz. Genellikle S&P'yi aşağı doğru yürürken gördünüz. Bunun sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar Christmas sezonunun gelmesi.
Amerika'da Christmas sezonu geldiği zaman, yani vergi beyannameleri doldurulacağı süreler geldiği zaman, ki bu genellikle Şubat-Mart ayında olur 2020 senesi için veya her sene için diyelim, muhtemelen burada satışları göreceksinizdir. İnsanlar karlarını alıp yeni seneye cash olarak girmeyi beklerler. Yani likidite anlamında elinde tutmak isterler. Gerekli harcamalarını, hediyelerini vesaire bunun içerisinden alırlar. Ve ocağın 1'i, 2'i, 3'ü, 5'i, 10'u itibariyle de tekrardan Amerika borsasına tekrardan bu miktarlarla girerler. Bu olan bir ritüeldir. Yani çoğunlukla bunu görürsünüz. Tatil sezonu, özellikle de Christmas ve yılbaşı sezonu geldiği zaman birçok insan elindeki hisseleri satar. İnsanlar hisseleri satmaya başladıkça da bir panik havası oluşabilir ve panik havasıyla birlikte küçük yatırımcılar dediğimizde bundan etkilenip satışları hızlı bir şekilde devam ettirir. Bu da fiyatları aslında bizim istediğimiz, bizim gibi pusuya yatan insanların istediği bir şey olan daha iyi bir mertebeye çeker ve daha iyi bir mertebeden de biz de alım yapmaya başlarız. Lioto bunlardan bir tanesiydi veya Nio. Mesela geçen gün bir tane arkadaşımız bana Instagram'dan yazmış. Massimo demiş, Nio sen bize ilk kaldırdığın zaman 41 dolardı. 58 dolara çıktı. Oradan satmadık. Bak yine 45 oldu. Ben bunu öyle görmüyorum. Ben bunu şöyle görüyorum. Tamam, 58'e çıktı. Kârınızı realize etmediniz. Ki ben Instagram'da massimo.amazon, bu arada Instagram adresim, hikayelerde paylaşmıştım. Neo'dan karımızı aldık ve çıktık diye. Beni eğer Instagram'dan takip ederseniz bu tarz anlık uyarılarımı da mutlaka ve mutlaka görürsünüz hikayelerin bölümünde. Ben Neo Stock'tan çıkmıştım. Ancak Neo, şimdi tekrardan göreceksiniz, tekrardan 46 dolarlara indiği zaman, ki bu hafta içerisinde bakın göreceksiniz 39 dolarlara kadar inmişti. 39-40 dolarlara kadar inmişti. Bu 39-40 dolarlara, 42 dolarlara indiği zaman ben tekrardan buradan yüklü bir alım yaptım. NIO hisselerini 50 dolara kadar alım yapmayı planlıyorum, düşünüyorum. Hemen hemen her gün NIO hissesi geçtiğimiz hafta aldık ve çok şükür yukarı giden bir trendi var. NIO hissesini orta vadeli alıyorum. Yani 6 ay ile 1 sene içerisinde alıyorum. Ve bu hisselerin ikiye katlamasını kesinlikle bekliyorum. Bunlardan bir diğeri de Palantir arkadaşlar. Palantir'e de bakabilirsiniz. Ben Palantir'i ilk alın dediğimde Palantir 19 dolar civarındaydı. Bundan sonra yani şöyle bir bakabilirsek. İşte burada da gördüğünüz gibi 29 dolarlara, artık işte 28 dolarları falan vesaire gördükten sonra 25 dolarları gördü. Palantir kesinlikle güvendiğim firmalardan bir tanesi. Palantir'de 27 dolara kadar her yerden sepet şeklinde alım yapıyorum. 22 dolardan almışlığım var, 26 dolardan almışlığım var, 23-30'lardan almışlığım var. Almaya kesinlikle devam edeceğim. Palantir'i alma sebebim de daha evvelden söylediğim gibi kurucularından bir tanesinin Peter Thiel olması. Peter Thiel daha evvelden biliyorsunuz PayPal'ın kurucusuydu. Kendisine kesinlikle güveniyorum. Palantir'in de management yani yönetici takımına güvendiğim için de Palantir hisselerine devam ediyoruz. FedEx ve UPS'te, özellikle UPS'te güzel bir kar var. Ki bunun daha da yukarı ivmeleneceğini düşünüyorum. Amerika'da Christmas döneminde inanılmaz eşyalar satılıyor. Ben de kendim biliyorum çünkü Amazon tarafında satışlarımız belki 7-8 katını bulduk. Ve hemen hemen sattığımız tüm ama tüm ürünlerin hepsini UPS ile yolluyoruz. Dolayısıyla UPS ve FedEx'i de ocağın ilk haftası veya ikinci haftası gibi yani 2020'nin dördüncü çeyrek raporları çok olumlu geleceğini düşündüğüm için o zamana kadar tutmayı planlıyorum. Şu anda satmıyorum. UPS'te yanılmıyorsam, evet, şu anda bakıyorum önüme. Ben Kasım 15'inde sizlerle bunu paylaştığım zaman arkadaşlar 163 dolarmış. Şu anda 175 dolara çıkmış. Yani yaklaşık bir %8, %9'luk kar var sadece bir içerisinde. Ama burada durmak yok. Aynen yola devam diyorum. Şimdi gelelim benim en çok beni heyecanlandıran hissesine. Shift Technologies. Sevgili arkadaşlar, Shift daha evvelden açıklamıştım bunu. Çok şeyler beklediğim firmalardan bir tanesi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu hafta içerisinde 8 dolar 13 sent Salı günüydü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Salı günü. Bakın şimdi açılsın ekran tekrardan. Rahatlıkla size göstereyim. Bakın burada da göreceğiniz gibi 5 gün yaptık. Buralarda
Artık 8.13'lere vesaire inmişti. Aynı şekilde devam ediyoruz. 8.30'lardan, 8.45'lerden, 8.20'lerden yüklü bir şekilde alım yapıyorum ki bunların hepsini Instagram'da paylaştım. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Cuma günü 8.65'leri falan görmüştü. Pardon, 8.70'leri görmüş. Bakın göreceksiniz burada Cuma günü. 8.70'leri gördü ama durmak yok. Aynen devam diyorum. Beni gelecekte veya kısa vadede en çok heyecanlandıran hisselerden bir tanesi bu. Kesinlikle. Aynen devam diyorum. Sonuna kadar güveniyorum ve shift'te kesinlikle ve kesinlikle çıkmayı veya satmayı veya %3, %5, %10 kâr edip bırakmayı düşünmüyorum. Kesinlikle devam edeceğim. 6 ay içerisinde kuvvetle muhtemel 25-30 dolarlara kadar geleceğini düşünüyorum. Bildiğiniz üzere Amerika'da artık aşı da iyiye geldi. Birçok arkadaşımız bana soruyor acaba ben aşı olacak mıyım diye. Hayır düşünmüyorum çünkü ben risk grubunda olan biri değilim. Bundan mütevellit aşı olmayı düşünmüyorum ama Amerika'da şu anda aşı uygulamaları başladı. Hatta çok yakın bir arkadaşım var doktor. O da aşısını geçtiğimiz günlerde olmuş. Çünkü olmak zorundaydı doktor olduğu için. Bununla birlikte videoyu şimdilik kapatıyorum. Beni Instagram üzerinden takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü Instagram üzerinden beni takip ettiğiniz takdirde anlık alım yaptığım, satım yaptığım her şeyi Instagram üzerinden paylaşıyorum. Bir sonraki videom çok önemli bir video olacak. Tesla ile ilgili. Tesla ile ilgili biraz daha sıkı araştırma yapmaya başladım. Ve iyiden iyiye artık Tesla'nın dünya devlerinin arasına girdiğini, hatta ve hatta bu dünya devlerinin arasından da sıyrılıp belki de Facebook gibi, Microsoft gibi, Amazon gibi ilk beşe oynayacak olan bir firma olduğunu düşünmeye başladım. Bununla ilgili bir video daha çekeceğim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Webull tekrardan dediğim gibi güvenilir bir şirket. Apple, Microsoft, Alphabet yani Google, Tesla ve bununla birlikte Microsoft gayet güvenilir hisseler, uzun vadeli hisselerimiz, diğer hisselerimiz de üstüne koyarak umarım uzun vadede veya orta vadede devam edecek. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.